Ay, Ay, iyi. Şimdi yan raydık. Entry gelmemiş yalnız. Kaç sayfa? 4 sayfa. Ya raydık. Ben bu Emre'yi çok seviyorum. Oynadığı oyunlar bana Ay. çok hitap ediyor. Özellikle Prison Architect, <laughs> <The> Medigay <Game> takım vesaire. Eleştiri yapmam gerekirse yayınlarında ayaral yaptığı anları çok sevmiyorum. Yaklaşık 2 saat 47 dakikadır ayaral yapıyorum. O, o, da izlediği tamam. videolardan dolayı ayrıca Jirox tayfasının mizah seviyesine düşmezse muhabbeti çok sarıyor. <laughs> Beni rostlamamış lan çok ilginç. Yayın saatleri ayrıca Jirox tayfasının mizah seviyesi diyerek aşağılama arkadaşlarımı. Piç. Yayın saatleri kahvaltı saatime denk geliyor. Keyifle izliyorum. Destek olmak istediğim 3-5 yayıncıdan biri. Bunu düşüncede tutmayalım. Ee, uygulamaya geçelim. Eski hali Elrenle kapışır bu arada. Ham madde var çocukta. Teşekkür ederim. Sayılı kaliteli yayıncılardan. Enteresan. Bana LoL sezon 3'te TBF'de Team <laughs> Turquality forması vermişti. O zamanları hatırlar mı acaba? Severim kendisini. Hatırlıyorum lan. 10 ee, tane falan formamız vardı. Gelenlere vermiştik. Hatırlıyorum. Uzun süredir yayın yapan ama üzenmeleri sürekli çok azalan bir yayıncı. Kendimi bildim bileli azilenir. Değişti abi. Prim yapınca değişti abi. Elik dalının seviyesini yukarı çeken kişi. Yalan. Genel kültürü yüksek bir o kadar da zeki ve çil oyunlar oynamayı seven bir yayıncımız. Bu da yalan. Benim genel kültürüm ortalama seviyede ama genel olarak toplumun düşük olduğu için yüksekmiş gibi görünüyor. Bir senede biraz daha e, bir seneden biraz daha fazla zaman önce tanıdım kendilerini. YouTube kanalı sayesinde ki bence bir uğrayın inanılmaz eğlenceli videoları... onu çok övülüyor hayırdır. Tanıdıktan kısa süre önce sab oldum. 3 ay kadar devam ettirdim. 3 ay boyunca hayran hayran her yayınlarını izledim. LOL yayınları bile efsaneydi beyefendinin. Eski ayarları anlattığı anlar, usta paint kullanımı tam anlamıyla efsaneydi. Twitch'e biraz ara verdikten sonra geri döndüğümde gördüğüm Emre ise tam bir hayal kırıklığıydı. Ayarlarla da altında milletin attığı saçma videoları izlemesi falan eski Emre'yi aratıyor bana. Ama onun açısından bakarsak istediği izlenme sayısına ulaşmış. 2300 kişiymişiz. Ve tabii ki daha fazla para kazanıyor. Bunun için mutluyum. Aradığımı bulamasam da başarılı oluşunu izlemek güzel. Seviyoruz seni. Ya. Aslında doğru konuşmuş. Aha. İstediğim Rose geldi. Yıllardır 60-100 arasında izlenen girdiği her e-spor takımında insanların arkasından konuştuğu için atılan Vasıfsız ve kendine müstehcen sayesinde bin izlenmeye başlaması zoruma giden bir yayıncıdır. Sonuncu soru değil. Kendine müstehcen sayesinde izleniyor muyum? İzleniyorumdur. Doğru. Bunu bir şey söyleyeyim. Zaman inkar etmedim. Efendim. E, zor e, neden zoruna gidiyor mesela? Ben onu anlamadım. İzlenmesin mi? Ya şey gibi görüyorlar. Mesela Hı. haksız. Yani boş adamsın ve arkadaşın sayesinde izleniyorsun. Mantalite bu şekilde oluyor. Ama sen bunu inkar etmiyorsun ki zaten mesela. E Tamam, evet. O da zoruna yani, gidiyor. Bileyim, değişik. Değişik keyfi bilir. 600 60 arasında izlenmiyorum yıllardır aslında. 20 falan izleniyordum. 60 çok demişsin. Bir dönem sadece ee, 4-5 ay kadar 1000-1500 bandında takıldım. LOL oynadığım dönemde. Ondan sonra da Bino girince gene 20'lere düştük. 20 izleniyorduk yani. 60 diyerek rakamı yüksek tutmuş. Çıtayı yüksek tutmuş. Keşke 60 izleneydik. Zeus'u Studios Zafer Emre ee, Burkay Ürük. Yunan diyenlerin AMK ilk yorum. Ehe Emre Nişan GG. Nişan gerek... Aa ablamın nişanı muhabbeti. Yayınlarından aşırı keyif aldım. LOL'den kurtulduğu için önü açılan yayıncı gibi yayıncı. Yürü be aslanım kim tutar seni? Emre Teşekkür ederim. Bunları okuyacağım merak ettim ya. Yunanlı yazmış adam yorum olarak. Yunanlı değilim. Kendisi İzmirli bir yayıncı olup 1800'lü yıllarda soy Yunan'a dayanan çeşitli oyunlar oynayan. <laughs> <laughs> çeşitli oyunlar oynayan sesi kaliteli bir kişi olup Erik Dalı grubunda yer alan bir kişidir. Simus ve Prison Architect yayınlarına bayıldığım yayıncı. Dilenci değilim bir sabahınızı alırım. Proxy. Aa bu adam hatırlıyorum. Beni paranla satın alabileceğini zannediyorsan yanılmıyorsun aslanım. At paraları aslanım. Adamsın saç ya. Bunu demişken donetleri okuyayım lan. Ee... Okta bir iki tele göndermiş. Emre yeter tilt oldum. Şu tişörtü aşağı sündürüp durma. Göbeğini görmüyoruz. Tamam koyayım. 300-400 lira o tişört. Haddini bil tişörte saygısızlık yapma demiş. Tamam şöyle omuzlardan çık. Oldu mu? Ee, Felix 2 TL göndermiş. Reis sevgilimle kavga ettim. Elif Cahit'i affet der misin? Elif. Bak Cahit gelmiş burada derdini dile getiriyor. Affet. Affet demesen de bir dinle. Belki haklıdır. Oz 2 TL göndermiş. Bir bulmaca göndermiş. Bulmacayı çözebilir misin demiş. Dursun bakacağım. Porsuk 2 TL göndermiş. Sen kapadıktan sonra Kemal yayın açacak mıyım? Sorsana iyi yayınlar demiş. Uyumaya gitti. Uyku tutmazsa gelirim dedi. Büyük ihtimalle tutmaz gelir ama belli olmaz onun sağ solu. Çelebi 3 TL göndermiş. Emre iyi akşamlar. Ben eskiden hep böyle yazardım iyi akşamlar. <laughs> Kemal dün Prime ile abone olacaktım. Ee, sana sen yardımcı olmadım. Ben sorunu çözdüm. Şimdi Emre'ye abone olacağım. Eray siktir git artık demiş. What? Teşekkür ederim abone olacaksan. Açma çıkamayız. Gireriz gireriz. Lan ne donayı tokumayın. 3 saniye okuduk ya. Tamam bıraktım. Adam gibi adamdır. Bu kadar ağır konuşmaya gerek yok bu arada serbest platform diye. Çok sevdiğim bir yayıncıdır. Efendi kültürlü ve sayamayacağım çok özelliği vardır. Özellikle chatte sohbet ettiği yayınlarını izle. Oğlum hep ölmüşler nasıl ya? Oğlum benim haterlarım burada yok galiba. Özellikle chatte sohbet ettiği yayınlarını izlememiz çok sevdiğim, güldürmesini sohbet etmesi gerektiğinde RP yapmasını iyi bilen sevdiğim bir Merik maluyası ve yayıncı. Adam gibi adam. Banımı kaldırsa iyi çocuk aslında Omega Lül. Buzdağını andıran bir yayıncı, görünen kısmı taşak muhabbet, altayı sanki konuda sorarsan sor mantıklı ve açıklayıcı cevap alabileceğin biri. Anam onlar çok da işte artık Emre Boş olarak biliniyorum. Birinci Anakin döneminden beri takibimde... Birinci Anakin... <laughs> Twitch'in dönemleri var ya böyle birinci... Bir ara böyle kasa açma dönemi. Sonra birinci Anakin dönemi falan. Öf. JT Ramus'a bak bakayım. <laughs> Birinci Anakin döneminden beri takibimde o zamanlar LoL'cu bebe diye izlemezdim. Kendime müzisyenle tekrar tanıdım. LoL'u bırakmış sonunda yeni hikaye bazı oyunlara başladı. BF1 vesaire umarım böyle devam eder. Etmedi. İzmirli Sarı Çocuk. Ayar elini izlediğim nadir kanallardan. Teşekkür ederim. Erik Dala ekibinin beynidir kendisi. İzmirli evi 1 trilyonun üzerinde fiyattan satışa çıkarılmış. Kendisi kirada. Bulunduğu ortamı şeklini alabilen sevdiğimiz bir amiz. İyi tanımış. İlk tanıdığım zaman ne yapıyor amına koyayım demiştim. Bir hafta boyunca daha izlediğimde ne kadar eğlenceli ve tatlış bir yayıncı olduğunu fark ettim. Gözleri çok güzel sarışınım benim. Sen yürümüşsün. Nice Greek Broadcast. <laughs> Kendisi sıcakkanlı bir yayıncı. Kendisini daha 4-5 aydır takip ediyorum. Henüz daha bir yanlışını görmedim. Kendisi yeni çiftlik bankın kurucusu olur. Doğru. Farklı oyunlar oynuyor. E, ve ben de onun sayesinde farklı oyunlarla tanışıyorum. Destekleriz, severiz. Teşekkür ederim. Bir zamanlar Riot Games'e sorunlar yaşamış yayıncı. Lütfen beni de eklesinler primciler listesine. Belki o zaman ortak olurum Lito Games'in listesine. İçim biraz kurumuştu takımların bünyesinde. Seni çıkabildiğim iki abilerinin gölgesinden gibi sözler içeren Riot Games'e göndermelen bulunan bir parçası da vardır. Doğru. Böyle. Doğru. Oksiye bak. Bakmam abi. Gerçekten kontentim bu olmasın gerçekten ya.